Herkese merhaba, ben Berat. Şu an bitki fakültesinde doktorum ve aynı zamanda TUS'a çalışan bir gencim. Ve yaklaşık 3 aydır da spor yapıyorum. Ve bu 3 ay bandında hayatımda neler değişti ve neler gelişti, elimden geldiği kadar bunu sizlere anlatmaya çalışacağım bugün. Şimdi şunu söyleyeyim, tam 3 ay olmamış olabilir. Ben hani yaklaşık bir tarih veriyorum. Belki daha azdır, belki daha fazladır. Ama 3 aydır spor yapıyorum ve gerçekten de hem ruh halime hem de fizik olarak çok güzel değişimler oldu. Zaten kilo veriliyor. Bunu zaten tahmin edersiniz az buçuk. Çünkü yememe, içmeme de çok fazla dikkat ediyordum. O yüzden de çok fazla kilo verdim. Bu arada neler yiyip neler içiyorum. İşte sabahları genelde yulaf yiyorum veya yumurta. Son zamanlarda çok yulaf yemiyorum. Bir an olmasın. Aile evine gelmiştim. O yüzden de orada pek yulaf yemedim. Ama genel anlamda yulaf yiyorum veya yumurta yiyorum. Sonrasında akşamları da tavuk. Klasik sporcu. Ama çok fazla bunun etkisi oldu. Gerçekten kilo verdim. Kaç kilo verdim tam bilmiyorum ama tahmini bir 4-5 kilo yakın vermişimdir. Tabii 3 ay için belki az gelebilir sizlere ama şöyle bir şey var. Bir yandan kilo veriyorum fakat bir yandan da kas kazandığım için çok kilo değişimi olmuyor. Bu arada kameramın şarjı biraz az. Bu yüzden de konuşabildiğim kadar konuşacağım şimdi sizlerle. Ve yetmezse artık evde devam edeceğim bu konuşmaya. Şimdi bu arada spordan çıktım. Sonrasında hayatım ne gibi değişiklikler oldu peki spor yaptığım sürece? Şöyle oldu. Ya artık tabii ki ruh olarak çok rahat oluyorsunuz. Çok daha mutlu oluyorsunuz. Çünkü bir uğraş alanınız olduğu için ve kendinizi yorduğunuz için daha fazla serotonin yani mutluluk hormonu salgılıyorsunuz. Ve bu sizi daha mutlu yapıyor veya daha üretken yapıyor. Ve beni de böyle bu şekilde serotonin salgılanmış olması çok daha mutlu yapıyor. Yani kesinlikle. Yani çok da zaten mutlu olmaya çalışan bir insanım ama böyle her zaman mutlu olduğumu söylenemezdi. Ama bu spor sayesinde gerçekten güzel etkilerini, insanı güzel etkiliyor diyebilirim yani kesinlikle. İkinci olarak zaten fiziksel olarak demiştim. Fiziksel olarak bir kas gelişimi oluyor. Bende böyle aşırı bir kas tabii ki yok ya. Ama var tabii de böyle aşırı derecede fazla yok. Ama şunu görüyorum. Mesela en baş başlarken atıyorum bacakta mesela örneğin 15-20 kilo basabilir. Yani 15-20 kilo kaldırırken şimdi mesela 80 kilo kaldırıyorum. Yani en son bu arada 80 kilo. O yüzden 80 kilo. Yani bir kas gelişiminiz oluyor kesinlikle ve bunu görmek çok mutlu ediyor sizi. Tabii dışarıdan gözükmüyor olabilir. Dışarıdan hala böyle çok kaslı durmuyor olabilirsiniz ama çok bir önemi yok yani. Siz kendiniz biliyorsunuz. Bence bu çok değerli bir şey. Üçüncü olarak da sağlık kesinlikle. Çok sağlıklı oluyorsunuz. Yani nasıl söyleyebilirim size? Spor yaptığınız sürece eğer kendi yediğiniz içtiğinize veya hani yaptığınız şeye de çok dikkat ediyorsunuz. Hani hastalanmak için uğraşmıyorsanız eğer genel olarak bir sağlıklı oluyorsunuz yani onu söyleyebilirim ve daha az hastalanıyorsunuz diyeyim. Tabii hastalanmıyorsunuz diye bir şey söyleyemeyeceğim çünkü böyle bir şey yok. İlla ki hastalanırsınız yani bir şekilde olabilir ama daha az hastalanıyorsunuz. Vücudunuz daha güçlü oluyor kesinlikle. Ben bunu böyle düşünüyorum. Yani onun harici hayatınız düzene giriyor. Çünkü spora göre kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Örneğin şu saatler arasında spor yapacağım veya şu saatler arasında şunu yapacağım falan diyorsunuz ve buna göre kendinizi ayarladığınızda bu kez ne oluyor? İşte belli saatlerde belli şeyler yapıyorsunuz ve bir disiplin kazanmış oluyorsunuz. Bu da bence çok önemli ve çok güzel bir şey. Bu arada bence 5. ve en önemli şey ise sporda size bir motivasyon kaynağı olması ve azim kazandırması. Gerçekten spor yaptıkça, bir şeyleri başardıkça daha fazla şeyler başarmak istiyorsunuz ve daha fazla şeyler yapmak istiyorsunuz. Bence en önemli şey bu gerçekten. Bunu kazanmak bence çok güzel bir şey. Ben bunu kazanmak istiyorum elimden geldiği kadar ama gerçekten çok zor, bunun da farkındayım. Bu arada spor yapmak istiyorsanız da motivasyonunuz yoksa da herkesin farklı bir motivasyon kaynağı var. Genelde ama şey oluyor. Spor yapanların motivasyonu işte sevgilisinden ayrılıp geliyor. Bunda doğruymuş. Bunu genel olarak doğruladık yani. Ben de spor yapanlarda gördüğüm kadarıyla böyle oluyor. Ama motivasyon kesinlikle sizin elinizde. Başka türlü de kendinizi geliştirmek için de gelebilirsiniz. Bence kendinizi geliştirmek için çok güzel yöntemlerden bir tanesi. Ben kesinlikle spor yapılmasını öneririm ama işte herkes yapar mı bilmiyorum. Bu videoluk da bu arada bu kadardı. Biraz kısaydı ama işte hayatım neler değişti biraz sizlerle paylaşmak istedim. Hem de spordan çıktım. Biraz dinleniyordum çünkü eve kadar biraz kardiyo yaptım. Yani kardiyo derken bisikletle gideceğim. Biraz da uzak mesafe. O yüzden hem dinleyip hem de size bir şeyler anlatayım istedim. Bu videoluk da bu kadardı bu arada. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Bu arada bitmeden abone olup bildirim açarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.